Bursaspor'da bugün ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bir pres programıyla daha karşınızdayız. Bugün bizler için hareketli bir gün oldu. Yaklaşık 2 saat önce Bitçi Timsah Park civarından gerçekleştirdiğimiz canlı yayında oradaki son durumu sizlere aktarmıştık. Bildiğiniz gibi bugün Bitçi Timsah Park'ta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta Bitçi Timsah Park'ta bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. Bugün de kulüp bu konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Gerekli mercilere başvurulduğunu duyurdu kulüp. Bugünkü programımızda çok değerli ve çok önemli bir konuğumuz olacak. Kim konuğumuz olacak? Bursaspor'un eski futbolcusu ve eski sportif direktörü Sayın Mustafa Gönden bizlerle birlikte olacak. Hem takımın son durumunu konuşacağız. Kendisi neler düşünüyor? Geri kalan haftada Mustafa Hoca yakından tanıdığı bir isim. Kendisi nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor? Bu konular üstünde oldukça konuşacağız. Barış abi, programa başlıyoruz. Neler söylersin, neler aktarmak istersin bizlere? Evet Oktay, az önce senin de söylediğin gibi Timsah Park'ta hırsızlık olayı yaşandı. Biz onunla ilgili gerekli açıklamaları zaten bir önceki yayınımızda yaptık. Oradan izleyenlerimiz detayları alabilirler. Kablolar, işte televizyonlar, mazgallar çalınmış. Milyonluk bir kayıp var. Bu kaybın bir daha yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Bursaspor'da da hazırlıklar devam ediyor. Dün izinli geçirdi Yeşil Beyazlar. Bugün yine Ankara Keçi Öğren Gücü maçı hazırlıklar devam etti. Futbolcuların oldukça gayretli olduklarını duyuyoruz. Yarın zaten antrenman açık, orada çift idmanla devam edecek hazırlıklarında Bursaspor. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma. Biz de bu zorlu deplasman öncesinde Ankara'da olmayı istiyoruz ve olacağız da inşallah. Tabii ki Bursaspor gerçekten her konuda hem sahada hem saha dışında her zaman gündemi belirleyen, Bursa'nın gündemini belirleyen bir dernek diyelim. Gerçekten evet. Çok büyük. Bugün de senin söylediğin gibi Bursaspor eski kaptanı, sportif direktörü Mustafa Gönden konumuz olacak. Onun da çok önemli, hem Bursaspor'la ilgili yorumlarını çok merak ediyorum. Hem de çok önemli bir projesi var. Onunla ilgili detayları da bizle paylaşacaktır mutlaka. Onu da merakla bekliyorum Oktay. Yani Mustafa evet. Hocam her zaman söyledikleriyle çok isabetli söylemleriyle dikkat çeken bir isim. Daha önce kendisiyle de konuştum, hani geçtiğimiz sene Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor'da Mustafa Gönden de sezon başında görev almıştı. O zaman da söylemişti, bu takım çok işte gençler çok iyi, bu takım çok iyi diye. Çok fazla insan inanmamıştı hocam sen ne diyorsun diye, ama dediğinden çok daha fazla çıktı Mustafa Hoca'nın. Gerçekten öngörülü, önemli bir isim. Kesinlikle abi, hemen değerli Mustafa Hoca'mızı ben programa, yayına bağlıyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. İyiyim, biraz yoğunum ama çok güzel yorumları için hem Barış'a hem sana öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Hocam estağfurullah, her zaman hak ediyorsun. İnşallah çok daha iyi yerlerde, çok daha böyle... Ben hocam, hani seninle de konuştuğumda söylüyorum, Mustafa Er hocama da devam söylüyorum. Hani Mustafa Gönden ismi, Mustafa Er isimleri hep Bursa'nın baş tacı olup çok önemli yerlerde, Bursaspor'un sadece zorlu zamanlarında değil, önemli günlerinde de önemli görevler alması gereken isimler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlar hocam az, yani söyleyeyim size. Teşekkür ediyorum. Yani güzel görüşleriniz için tekrar sağ ol. Yani biz sonuçta Bursaspor'a mal olmuş insanlarız. Niyetimizden de insanların artık şüphesi olmadığını düşünüyorum. Doğru zamanlarda, doğru insanlarla, doğru projelerle her zaman bu camianın içinde kalmaya devam edeceğiz. Kesinlikle hocam. Bursaspor'u zaten takip ediyorsunuz. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Bu sene çok evet. Zorlu bir dönem geçiriyor. Özellikle geçen sene gençlerle yakaladığı başarıyı bu sene transfer tahtasını açmasına rağmen, 17 transfer yapmasına rağmen ki devre arasında 4 transfer var. Yani toplamda 21 transfer var. Ve son sıradayız hocam. Balıkesir'in üstündeyiz. Balıkesir saymazsa son sıradayız. Bununla ilgili hem de genel tabloyla ilgili bir yorumunuzu almak isterim açıkçası. Şimdi futbol çok farklı bileşenlerden oluşuyor. Yani sadece çok iyi oyuncuları toplayıp da çok fazla transfer yapıp da başarılı olacağına inanılan bir olay değil aslında. Maalesef biz son dönemlerde buna inanarak çok fazla paramızı dışarıya saçtık. Geldiğimiz noktada transfer yapa yapa neredeyse bir alt lige daha düşmenin eşiğindeyiz şu anda. Yani işin en acısı bu. Öbür taraftan baktığımızda bizim için daha acı olan bir şey, böyle bir madene sahipken
bu maceraların peşinde koştuğumuz için bizim için çarpı iki acıtıyor. Biz de altyapı organizasyonlarında bulunan bir kurumuz. Altyapıya eğilmeye çalışan, işte Bursa'daki görüşleri takip etmeye çalışan, onların geleceğiyle ilgili projeleri üretmeye çalışan bir kafada insanım. Öyle olunca benim canımı daha çok yakıyor. Yani bu kadar zengin madenlere sahip olup da bu kadar hoyratça kullanmak hiç yakışmıyor bize. Ama geldiğimiz nokta ortada. Yani bir dünya transfer. Transferin karşılığında başarılı olursun ya da bir şey görürsün, susabilirsin. Ama böyle bir noktada hani susamıyorsun da, çünkü bu kadar para harcayıp bu kadar kendi kaynaklarımızı hoyratça kullanıp bu kadar başarısız ve bu kadar borçlu olmayı kaldıramıyorum ben açıkçası. Evet. Evet. Kesinlikle hocam. Hocam bu sezon Vakıfköy'de Mustafa Hoca'nın gelmesiyle beraber Vakıfköy'lü oyuncuları daha çok görmeye başladık yine. Siz de içeride bulundunuz. Bursa Spor taraftarı genç oyunculardan, Vakıfköy'den şu anda ne beklemeli sizce? Çünkü bu spor bir ölüm kalım savaşında. Şu anda Tuğbe ön plana çıkıyor. Kale Canberk'e emanet edildi. Stoper'de Furkan Emre Ünver var. Sizler de bu isimleri iyi tanıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Şimdi kalan haftalar ve içinde bulunduğumuz kaos ortamı biraz genç oyuncuların özgürce hareket etmelerini engelleyen bir durum. Yani öncelikle öyle başlamak lazım size. Zaten Mustafa Hoca da bununla alakalı çok güzel açıklama yaptı. Yani genç, yaşlı, işte tecrübeli, tecrübesiz değil. Gerçekten bizi hedefe götürecek, bir dakikada faydalanabileceğimiz herkesten faydalanmak istiyoruz diye. O yüzden şu içinde bulunduğumuz noktada genç oyuncuların sırtına çok fazla sorumluluk yükleyeceğimiz bir durumda değiliz. Sadece mevcut kadronun içinde genç olur, tecrübeli olur, beğendiğimiz olur, beğenmediğimiz olur. Ama bu takımı hedefe götürecek kadroyu hoca ve ekibi çıkartacaktır. Biz de o kadronun arkasında durmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Yani sadece gençler özelinde çok beklentiye girmek istemiyorum. Çünkü gençleri kazandırmak için bir programlama ve bir metot izlenmesi lazım. Yani uzun yollu, uzun soluklu bir programdır bu. Şu anda o programı yapacak durumda değiliz maalesef. Çünkü kurtulma telaşındayız. Kurtulma telaşında yani Pedro bizi o gün için hedefe götürecek oyuncu ekibin gözünde oysa onu oynatacaklardır. Yani genç romantizminin yapılacağı bir dönemde değiliz maalesef. Evet. Hocam, Bursa'da Futbol Akademi'nin öncüsüsünüz. Hatta Türkiye'de bile bu konuda ilk adım atan isimlerden bir tanesi sizsiniz. Şimdi özellikle bir proje, çok önemli bir projeden bahsettiniz. Bununla ilgili zaten sizin söyleyeceklerinizi de merak ediyorum. Çok önemli bir projenin Türkiye çapında, ulusal çapta bir projenin altına imzanızı atıyorsunuz. Onunla ilgili sizden bilgi almak istiyorum özellikle. Evet, Türkiye'deki ilk isme özel kurulmuş futbol akademisi, futbol okulu biziz. Bu anlamda birinciyiz açıkçası. Evet. Geldiğimiz noktada şu an için Haziran 23'te 14 senemiz bitecek, 15. seneden gün almaya başlayacağız. Yani çok uzun bir yolculuk yaptık biz bu arada. Elimizden yüzlerce, binlerce çocuk geçti. Binlerce aileyle temas ettik. Çok güzel dostluklar edindik. Çok güzel çevre, çok güzel samimi, saygın insanlarla bir araya geldik ve birçok oyuncuyu Türk futbolunda kazandık. Bu anlamda imzamızı attığımızı söyleyebilirim. Yani burada çok mütevazı, işimle alakalı çok mütevazı olamıyorum. Doğru işleri yaptık bugüne kadar. Evet, pandemi biraz bizi geriletti, biraz zorladı. Bütün dünyayı olduğu gibi en çok da sporu vurdu. Çocukları vurdu. Aileler çünkü tedirginlerdi bu dönemde çocuklarının spor yapmalarıyla alakalı. Bir sürü yasaklarla boğuştuk. Ama geldiğimiz noktada ayakta kalmayı becerdik. Akademimizdeki çalışmalarımız ve kulüpsel faaliyetlerimiz devam edecek. Ediyor da. Yeni proje beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. İlerleyen dönemde inşallah hedeflediğimiz noktalarda ilerleyebilirsek tüm Türkiye'ye damga vuracak bir proje olacak. Best Young Players diye İngilizce
olarak şey yaptık. Evet. Çünkü uçsal bazda da partnerlerle çalışmayı düşünüyoruz ilerleyen dönemde. Yani en iyi genç oyuncular. Proje şu, Türkiye çapında oyuncuları biz kampa davet edeceğiz. Profesyonelliğe aday oyuncular, çünkü yaş gruplarını belirledik. Bu oyuncuları çok ciddi bir ekiple orada profesyonel bir organizasyonun içine sokacağız. 3 gün boyunca onlara hem antrenman ve hem de maçlar yaptıracağız. Bunun karşılığı şu, bu çocuklar sadece bir futbol kampı yaşamayacaklar. Onları izleyen 3 gün boyunca hem Türkiye'nin içinden profesyonel takımların hem de yurt dışından gelecek olan profesyonel takımların scoutları da bu kampı takip edecek. Bütün antrenmanları izleyecekler. Evet. Yani bu şu demek oluyor. Profesyonele ulaşmak isteyen çocukların kendilerini profesyonel scoutlarla profesyonel takım temsilcilerinin karşısında sergileme fırsatını vereceğiz. Ve bunu sadece bir kamp olarak yapmayacağız. Farklı yaş gruplarında yıl içerisinde 8 tane şu an için planladık ama talebe göre arttırabiliriz. Yani minimum 8 tane kamp programımız var şu an önümüzde. Hocam size devamlı geliyordur, bize de devamlı geliyor böyle söylemler. İşte benim çocuğum çok iyi topçu, bizim sitede bir topçu var, mahalleyi ayağa kaldırıyor. Yani bu isimler zaten eriyip gidiyor. Bildiğiniz gibi altyapılara girmekte sıkıntı yaşıyor ya da belli başlı sıkıntılar yaşıyor. Hem genç futbolcular için, hem aileler için, hem de aslında hocam sen scoutları toplayacağım, getireceğim diyorsun ama scoutlar için de çok önemli bir organizasyon. Hani scoutlar da evet. Orada çok güzel bir ortamda evet. Anlattığın kadarıyla çok güzel bir ortamda, çok rahat bir ortamda futbolcu avına çıkıp hem keyfine bakacak, hem futbolcusuna bakacak, hem de kulübüne belki de oradan futbolcu evet. Kazandıracak. Yani bahsettiğin olay hocam sadece yerel anlamda değil, ulusal anlamda çok önemli bir organizasyon. Hani ben bunu ilk duyduğumda da çok şaşırdım. Yani hocam dedim bu altından kalkabileceğiniz bir şey mi? Barış dedi Mustafa hocam hani 14 yıldır 15 yıldır zaten bu işin evet. içinde akademi anlamında söylüyorum. Zaten futbolun içinde herhalde hocam 40 senedir futbolun içindesin. Yaşın da ortaya çıkıyor ama. Çıkartma. Yani, çıkartma. Yegane isimlerden bir tanesi. Ben merakla bekliyorum bu organizasyonu. Sen zaten görüşmelerde devam ediyorsundur hocam herhalde. Scoutlarla ilgili tüm takımların Avrupa'dan da söylüyorsun. Gerçekten ben kendi yeğenimi, komşuların çocuklarını falan getirmeyi düşünüyorum hocam. Şimdi şöyle, dediğin çok doğru. Az önce bir noktaya temas ettin. Evet, bu oyuncular için çok çok önemli bir adım. Çünkü hani ulaşılamayan birçok oyuncu var Türkiye'de. Ben Bursa'da yüzlerce çocuk biliyorum, ulaşılamamış. Hani bir kulüpte oynuyor, aslında çocuk çok yetenekli ama o kulübün imkanları dahilinde çok kendini parlatamamış, gözler önüne çıkartamamış. Şimdi bundan Bursa yerelinde Bursa Spor'un haberi olmayabiliyor. Hani biz futbol şehriyiz. Bir de başka şehirleri düşünelim. Yani Burdur'dan, işte Adıyaman'dan, Sivas'tan, yani Afyon'dan, herhangi bir yerden bizim izleyemediğimiz veya profesyonel takımların izleyemediği birçok genç yetenek var. Belki hiç keşfedilemeden kaybolan. Şimdi onlar adına bu organizasyon bir adım. Kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar. Ama işin bir de karşı tarafı var. Senin dediğin gibi. Evet. Bu sene yayın gelirleri 1/3 oranında düştü. Zaten kulüpler normal yani geçen seneki gelirlerine göre bile borçlanarak borçları büyüyerek ilerleyen bir yapının içinde. Şimdi Türk lirasının yabancı paralar karşısında kaybettiği değeri de biliyoruz. O yüzden biz yabancı oyuncu transfer ederken eskisi gibi çok rahat davranamayacağız. Yani bu sene herkes bir duvara vuracak. Bunu çok net olarak söylüyorum. Konuşuyoruz işte. 500 bin euro. Hani 500 bin euro dile kolay geliyor. Ama çarptığın zaman 16 ile çarpıyoruz ya. 15 ile çarpıyoruz. Yani çok büyük paralardan bahsediyoruz. Bu kadar büyük paralara bizim yabancı oyuncu transferi yapma lüksümüzün olmadığı bir döneme girdiniz. Şimdi burada ne değer kazanıyor? Yerli oyuncu, yerli kaynaklarımızın değeri ortaya çıkıyor. Eğer biz
hem o tarafı doğru yönetirsek hem de buradaki profesyonel kulüpleri doğru bir araya getirirsek ki getireceğiz. Bu sefer ortaya herkesin beğenisiniz, herkesin kazanabileceği, herkesin uzun vadede kar sağlayabileceği bir organizasyon olmuş olacak bu. O anlamda çok doğru bir zamanlama da oldu bizim açımızdan. Bakalım, merakla bekliyoruz. İşte az önce yayına bağlanmadan önce tekrar bir Zoom toplantısı yapmıştık. Tarkan Batgün var mesela. Hani scout dediğimiz zaman Türkiye'de ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi. Ben daha şu anda yeni paylaştım Tarkan'la bu organizasyonu. Hani onu da çünkü misafir etmek istiyorum orada. Başımla beraber gelirim. Senin olduğun her yerde ben seve seve olurum hocam dedi. Şimdi benim ekibimde şu anda yaklaşık sadece organizasyon ekibinde 20'ye yakın dostum, arkadaşım ve hani herkesin kendi alanında yetenekli olduğu, görev tanımını doğru yaptığımız bir ekibim var. Gittiğimiz kampta eğer biz 150 tane çocukla kamp yapacaksak her 10 çocuğa da bir hoca koyacağız. 15 tane de hoca eklenmiş olacak. Çekim ekibi gelecek. Doktor ekibi gelecek, sağlık ekibimiz gelecek, işte malzemecisi gelecek. Yaklaşık 50 kişiye yakın bir ekipten bahsediyorum. Dışarıdan gelecek scoutlar hariç. Ben çünkü kendi scout ekibimi de kurdum. Yani yaklaşık bir 8 kişiden oluşan bir scout ekibi kurdum. Ve ben bu kampa kendi scout ekibimi de götüreceğim. Yani kulüpler belki çocukları beğenecekler, belki beğenmeyecekler. Ama belki bizim çok ilgimizi çekecek. Biz o çocuğun devamındaki yolu takip edeceğiz. O yüzden biz bu anlamda kendi squad ekibimizi de kurduk. Belki bunun içine kafamdaki yapıdan bir tanesi kendi menajerlik sistemimizi de koyabiliriz. Belki bir çocuğu çok beğeneceğiz. Onun haklarını belki biz savunacağız. Yani çok dallı budaklı bir proje ama konunun özü şu, ulaşılamamış noktalardaki çocukları ulaşmak isteyen kulüplerle biz aynı ortama sokup 3 gün boyunca onların gözlerinin önüne sermiş. Hocam son olarak şunu soralım. Kaç yaş aralığında çocuklar size başvurabilir? Nereden başvuracak hocam size? Ve bu kamp nerede olacak hocam? Onu belirlediniz mi? Evet. Şimdi ilk kampımız 20 Mayıs'ta başlayacak. 20, 21, 22 Mayıs Antalya'da yapacağız. Otel ismini şimdi açıklamayın buradan. Antalya'da yapılacak kampımız. 3 gün sürecek. Ve 2004, 2005... 2006-2007. Yani 2004-2005 bir grup, 2006-2007 bir grup gibi düşünüyoruz. İlk kampımıza bu yaş grupları katılacak. İkinci kampımız hemen akabindeki hafta sonu, yani 27-28-29 Mayıs tarihlerinde 2000-2001 bir grup, 2002-2003 bir grup olmak üzere, yani 15-22 yaş arasındaki yaş aralığını katıyoruz biz. Evet hocam. Hocam siz ses programında bir sıkıntı yok. Hocam teşekkür ederiz. Senin de eklemek istediğin bir şey var mı? Hem Bursa Spor'la hem de bu güzel projenle ilgili son sözlerini alalım hocam. Şimdi şunu açıklamak istiyorum. Mesela bu projeyi anlattığım, ben çünkü herkesten fikir almayı seviyorum. Yani çünkü ben bakış açısından bir şeyleri doğru yapıyor olabilirim ama sen kendi bakış açımdan farklı bir noktaya temas etmiş olabilirsin. Aldığım sorulardan bir tanesi şuydu. 22 yaş işte 2000'de. Ya hocam bunlar zaten profesyonel, bu yaşa kadar olamadıysa bundan sonra olabilirler mi sorusu. Ben çok örnek biliyorum. Herhangi bir takımın U21 takımında oynayan bir oyuncu A takıma alınmadığı için, kendi A takımına alınmadığı için futbola küsüp uzaklaşıp gidiyor. Belki kendi A takımında ondan faydalanabiliyor ama X bir takım için özel bir oyuncu olabilir bu. Onlara da bu şansı vermiş oluyoruz. O yüzden çok geç bir yaş değil 22 yaş. Zaten 22 yaşına kadar futbolun içinde olmuş bir oyuncu bu kampta kendini gösterirse direkt profesyonel adayı. Yani direkt profesyonel oyuncudur. Artı sadece Süper Lig olarak bakmıyoruz biz bu olaya. TFF 1 var, TFF 2 var, alt ligler var. Yani futbolun içinde kalmayı becerebilir bu çocuklar. Biz onu yakalamaya çalışıyoruz. İkinci aldığım sorulardan bir tanesi de bu kampın ücretiyle alakalı.
siteye evet. girildiği zaman ücretiyle ilgili zaten bilgileri olacak insanların ama bunu da böyle gözlerinde çok büyüterek şey yapmasınlar, makul bir rakam. Bu organizasyonun değerinin çok altında bir rakam belki şu an için ama mevcut Türkiye şartlarında da bazılarında da fazla da gelebilir. Ama şu var, ilk birkaç kampta veya ilk sene bilmiyorum, biz bunu yapmak zorundayız ki bu projeyi bir yere taşıyalım. Eğer biz bu projeyi bir yere taşırsak yanımıza güçlü firmalar da alıp bu sefer çok daha farklı bir boyuta geçirip belki de Türkiye'deki en büyük organizasyonu çok büyük bir firmayla gerçekleştirebiliriz. O yüzden adım adım ilerleyecek bir proje. İlkini 20'sinde başlatıyoruz. 20 Mayıs'ta Allah'ın izniyle. Hocam hayırlı olsun. Programımızda çok güzel değer kattın. Her zaman bekleriz. İstediğin zaman Bursaspor'da bugünün kapıları her zaman açık. Oktay, yine sormak istediğin bir şey varsa hocamızı yapalım. Çok teşekkür ederiz hocam programa katıldığınız için. Uzun uzun bir Bursaspor sohbeti de yapalım bir gün. Tekrar misafirimiz olun. Umarım sezon boyunca son 9 maçta Bursaspor'da hak ettiği şekilde ligde kalır ve ardından da önümüzdeki sezon güzel bir takım kurulur. Biz de güzel muhabbetler ederiz hocam burada. İnşallah. Ben zaten yereldeki bütün sporun içinde olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı takip ediyorum. Sizin de programlarınızı elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. İyi niyetle Bursa Spor'un başarılı olmasını isteyen aynı taraftayız çünkü. Kimi basın tarafında, kimi taraftar tarafında, kimi kulüpte görevli veya bizim gibi işte eski sporcu veya eski görevli olabiliyor. Ama ne olursa olsun biz aynı taraftayız, Bursa Spor tarafındayız. Bu anlamda ben size teşekkür ediyorum konuk olarak davet ettiğiniz ve bu güzel sohbet ve şahsım adına yaptığınız güzel yorumlar için. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sonuçları ve Bursa Spor'un çok daha güzel dönemlerini yorumlarız. Seve seve de çağırdığınız her zaman konuk olarak katılır. Çok teşekkürler hocam. Hocam mutlu akşamlar diliyoruz size. Mutlu akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet abi, Mustafa Hoca bahsettiği proje çok güzel bir proje. Yani bunu uyarladığımız zaman yani sistem olarak Türkiye'de işi yok. Yani baktığınızda Türkiye'de bir ilk olacak. Yani umarım mantıklı olur ya. Çünkü bugün mesela benim şu mesleği yapmamın en büyük sebebi ne abi, ben en başta onu söyleyeyim. Ben futbolcu olmak istiyordum en başta. Yani ben bir futbolcu olarak yeşil sahalarda yakın olmak istiyordum. Ama yaş bir yerden sonra geçiyor. O 16, 17, 18 senin yaşına geldi. Yaş tutmuyor değil mi Oktay kriterlere? Yok, ben 12 seneyle kaçırıyorum. Yok ya, 2001-2002'de alıyor diyor. 4 seneli falan kaçırdın. 2001-2002'de alıyor hoca. 22 ya, yaşına kadar alıyor. 20 yani. Sen 26 yaşındasın. 26 yaşındayım. 4 yılda kaçırdın. Yani 4 yılda kaçırdın. 4 yıl önce Mustafa Hoca bunu düşünse belki de şu anda bir... Yani, kesinlikle abi. Yani inşallah bu Mustafa hocamızın bu projesi hem ülke çapında tutar hem de Bursa Spor Kulübü bu konuda fayda sağlar Oktay. Kesinlikle. Bursa Spor'da şu anda scout'ta kim var desem bir kişi var. Bir kişi var. O yüzden Turgay Çöp Hoca var, bir tek o bakıyor umarım, şu anda. Umarım hem kendisi için hem Türk futbolu için hem de özellikle Bursa Spor için faydalı olur Oktay. Hayırlı olsun diyelim. Mustafa hocamız zaten sık sık evet. bizle tekrar iletişime geçecektir bu konuyla ilgili. Bursa Spor'a dönecek olursak Oktay, gün içerisinde yaşananları zaten programın başında şöyle bir özetledik, tekrar söyleyelim. Bursa Spor'da keçi öğrenci hazırlıklarımı devam ediyor. Dün izin yapmıştı. Yarın çıkma yapacak. Orada olacağız kısmetse. Neler yaşanıyor? Bursa Spor'da işte Enver Cenk Şahin'in takımla birlikte çalışma haberi gerçekten bizi mutlu etti. Umarım Ankara Keçi Öğrengücü deplasmanında Enver Cenk Şahin'i sahada görürüz. Çünkü evet. çok Bursa Spor'un başarılı bir futbolcusu, önemli bir futbolcusu olarak nitelendirebiliriz. Devre arasındaki transferde de en çok dikkat çeken futbolcu Enver Cenk Şahin'di. Maalesef yaşadığı sakatlık Bursa Spor formasından biraz uzaklaştırdı onu. Ankara Keçi Öğrengücü maçında görme ihtimalimiz var mı? Var. Belki ilk 11'de değil ama belli bir süre alacağına inanıyorum ben. Genel tabloya baktığımızda Bursa Spor futbolcularının morali yerinde. Hafta sonunda kendi aralarında bir maç yaptılar. Burada da teknik heyet raporunu öğrendiğimde gerçekten olumluydu. Futbolcular oldukça memnun Mustafa Er. Ama tabii ki fizik, kondisyon ve psikolojik anlamda beklenen seviyeye gelmeleri oldukça zaman alacaktır. Ki bu futbolcular o seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı hala şüpheli. En azından
9 haftalık süreçte Bursaspor'a maksimum puanı kazandırıp takımı ligde tutmaları halinde gelecek sezon yapılandırılmasında hem kalan 9 haftada nasıl bir performans ortaya koydular hem de gelecek sezonda nasıl kadroda yer alabilecekler futbolcular da kendilerini düşünmek zorunda. Kesinlikle. Bizim dün yaptığımız haberde sen yapmıştın Oktay. Futbolcular da kendini düşünmek zorunda. Evet. Yani baktığında finansman anlamda da çok düşüş yaşıyor. Çok düşüşüyor. Evet. Yani Barış Yalım 300 bin euro değerindeyken 100 bin, 50 bin euroya düştü. Ya da 1 milyondan 300'e düştü. 200'e düştü. Yani kendi bonservisi de düşüyor. Ben tamam Bursaspor'daki dönemim sezon sonunda bitiyor. Daha sonra futbol hayatı mı bitecek? Hayır. Evet. Devam edeceksin futbola ama çok daha belki de kötü takımlarda çok daha ucuz rakamlara oynayacaksın. O yüzden futbolcular da kendilerine düşmek zorunda bu süreçte. 9 haftalık süreçte Pedro'dan goller, Emre Cengşen'den, Massimo Bruno'dan goller, asistler. İşte Bifumo'dan süper goller, süper hareketler bekliyoruz. Hem kendileri adına hem Bursaspor adına. Tabii ki ben onların bireysel performansını hiç umurumda değil. Ama takıma olan katkıları maksimum seviyeye çıkmaları için onların da kendi performanslarının yüksek olması gerekiyor. Geride kalan haftalarda hiç yüksek olmadı. Yüksekliğini hiç göremedik. İTKK aldığımız puanlarla şu an zaten son sıranın bir altındayız. Balıkesir'i bile zor yeniyoruz. Yani. Evet, Balıkesir'i bile zor yeniyoruz. O yüzden bir an önce toparlamaları gerekiyor. Bu milli aranın da ben bu spora oldukça iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten Mustafa Er böyle bir araya ihtiyacı olduklarını söylemişti ki böyle bir ara oldu. Ankara Keçiören Gücü deplasmanı zorlu bir deplasman. Özellikle ilk yarıda oynadığımız Keçiören Gücü değil. Buna eminim. Zaten Bursaspor'la oynadık Keçiören Gücü. Daha sonra çıkışa geçti adamlar. Evet. Yani öyle bir istatistik. Biz tam zamanında yakalamıştık Özcan Bizzat döneminde. 3 maçlık bir seri vardı Bursaspor'un. 9 puan. O seri zaten bizi ayakta tutuyor şu an. Şimdi aynı seriyi yakalaması lazım Bursaspor'un. Balıkesir, işte Keçiören ve Kocaeli. Kocaeli maçından ben çok yüksek seviyede bir taraftar grubu bekliyorum. Her ne kadar PFK'dan alınan ceza bazı taraftarları kısıtlasa da ben 30 bin civarı, 20 bin 30 bin arasında bir taraftar bekliyorum. Balıkesir maçında da bekliyordum. Evet bu olmadı ama Kocaeli maçında bildiğiniz gibi Kocaeli resmanında yaşananları ben hala unutamıyorum. Gerçekten çok büyük bir baskı yedik. Ve bu baskının 10 katını, 100 katını yapabilecek bir camia ve taraftardan bahsediyoruz. O yüzden hem cevap anlamında hem de Bursaspor kulübünü, Bursaspor takımını ileri seviyeye, puan cetvelinde yukarı çıkartacak olan 3 puan almasında en büyük rolü zaten Bursaspor taraftarı üstlenecek. Bunu defalarca zaten söyledim ki Mustafa Er de bunu son basın toplantısında bizzat altını kalın çizerek iletti. Ben umutluyum Oktay. Umudumuzu zaten kaybettiğimiz anda bitmiş ve kaybetmiş evet. Sayılırız yani. Bursaspor küme düştü. O zaman 9 haftaya oynamayalım. Hiç biz bu programları da yapmayalım. Öyle değil mi? Herkesin son saniyeye kadar umudu devam eder ki Bursaspor'un da çok böyle umutsuzluğa kapılacak bir durumu yok. Çünkü şu anda Kocaeli Spor ligde kalan bir konumda ve Kocaeli ile maçım var. Arada 5 puan var. 3 puan zaten kazanacağını düşünerek 2 puanlık bir var. 9 hafta var 2 puan var. O yüzden hiç gözümüzde büyütecek bir mesele değil ama küçültecek bir mesele de tabii ki değil. Çünkü Bursaspor çok zor günler geçirdi. Çok zor zamanlar geçirdi. Birçok teknik adam değiştirdi. En baştaki Mustafa Er'i zaten göndererek çok büyük bir hata yapılmıştı. Tekrar Mustafa Er'e dönüldü. İlginç Mustafa Hoca hiç bunları kafaya takmadan zaten hazır bir şekilde, zaten takımı tanıyor bir şekilde, futbolcuları tanıyor bir şekilde görevine başladı. Ben Mustafa Er yönetimindeki ve yeni yönetimin olumlu icraatlarıyla birlikte Bursaspor takımının da puan ve puanlar alacağını düşünüyorum. Özellikle iç sahadaki maçları zaten kazanman halinde ligde kalıyorsun. Bak bu kadar net konuşuyorum. İç sahadaki maçları kazan ligde kalıyorsun. Bir de Keçiören Gücü'nün şimdi deplasmanda yendiği zaman içerideki maçlarda da önemli skorları aldığın zaman ligde kalıyorsun. Yani 43 puan, 42 puan Bursaspor ligde tutar zaten. Önünde şu anda 3x9 27 puan var. Sen 27 puanın 15'ini aldığın zaman ligde kalıyorsun. Bursaspor'da koskoca Bursaspor kulübü de koskoca Bursaspor camiası da bu 10-27 maçın son final maçlarının 15'ini alamıyorsa zaten küme düşecek. Bunun zaten amacım yok. Ama ben alacağına inanıyorum. Hatta daha fazlasını bile alacağına inanıyorum Oktay. Daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi eğer ki işte skorboard'a yansıtırsa eğer Bursaspor işte Keçiören'den 3 puan, Kocaeli'den 3 puan, daha sonra Deplasman'a 3 puan. Daha sonraki oyunlarda Bursaspor'lu futbolcunun çok daha rahat oynayacağını, çok daha keyif veren futbolla skora ulaşacağına inanıyorum. Ama alınacak kötü sonuçlarla Bursaspor'un kalan maçlarında da çok büyük strese girebileceğine ve bu stresi Bursaspor'a çok yarar sağlayacağına inanmıyorum. Taraftarı da stresi sokar.
taraftarın bu stresi de maalesef sahaya yansır. Evet. Çok haklısın. Her geçen, yani dakika 2'de bile yan top yaptığın zaman bir uğultu çıkabilir. Çünkü artık herkes stresedir. O yüzden alınacak seri galibiyetler Bursaspor'u ileriye taşır. Sakatlıkların dönmesi çok önemli. Emre Şahin'in, Massimo Bruno'nun tekrar işte dönmesi, Bifuma'nın tam kadro bir şekilde sahaya çıkılması önemli. Namık Karaskorov'la ilgili Azerbaycan milli takımının Malta ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlık yaşadığını Azeri kanallardan aldık. Darbeye bağlı bir şekilde sakatlık yaşadığını ve Malta maçında riske edilmek istenmediğini öğrendik. Ama çok şükür ki Namık Karaskorov'un sakatlığının çok ciddi olmadığını ve yarın oynayacak olan Letonya karşılaşmasında da Namık Karaskorov'un süre almasını beklediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Umarım bir şey yoktur. Her futbolcuya Oktay, Bursaspor'un ihtiyacı var. Namık her ne kadar performans düşük olsa da ihtiyacı vardır. Erhan Erentürk'e geçmiş olsun dileyelim. Çok kötü bir performans ortaya koydu. Gerçekten Bursaspor kalitesine yakışmayacak performanslar ortaya koydu. Ama her ne olursa olsun hiçbir sakatlığın Bursaspor'da şu anda yeri yok. Bursaspor'un her maça tam kadro. Erhan kenarda beklesin. Üçüncü kalıcı olsun. Veya Namık kesilsin ama yedekte beklesin. Ama sakatlık olmasın. Çünkü Bursaspor'un zaten kadro derinliğiyle evet. alakalı büyük sıkıntılar yaşadığını net bir şekilde sezon boyunca gördük. O yüzden Namık Karaskorov'un da ciddi bir şeyin olmadığını müjdeleyelim izleyenlerimize. Enver Cekşay, Massimo Bruno, Bifuma, Pedro hepsi iyiler. Hepsi formdalar. İsmail Yüksek de formuna form katıyor inşallah. O da çok performans anlamında düştü. Ama her geçen antrenman ve Mustafa Erli ve teknik ekibiyle birlikte olan adaptasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyor. Ankara Keçiören Gücü maçı saat cumartesi günü saat 13.30'da. Bu maçta gündüz olması iyi Oktay. Gündüz maçlarında Bursaspor biraz daha böyle iyi oynuyor gibi geliyor bana. Gerçi hiçbir maçta iyi oynamadı ama evet. gündüz maçları çok daha iyidir. Ankara deplasmanı umarım bu karşılaşmadan iyi geçer. Ben yorumları da merak ediyorum açıkçası. İzleyenlerimizin evet. yorumları her zaman bizim için çok değerli olmuştur Oktay. Hemen yorumları okumak istiyorum. Eren Kutlu Yayınlar abi demiş. Eray Engin Yayınlar demiş. Hakkı Alınca selamlar, iyi yayınlar, saygılar demiş. Özge Şimşir Yayınlar demiş. Varda Blanco Yayınlar demiş. Mustafa Özdemir gelen transferlerde imza attıktan sonra hemen sakatlanıp yatıyor. Bedava para diye bir yorumda bulunmuş Mustafa Özdemir. Ahmet İnce selamlar, iyi yayınlar demiş. Erdal Aygün, iyi yayınlar. Ofosu veya başka bir yabancı gönderilecek mi? Yabancı kontenjan açılırsa Ukrayna'dan gelecek bir forvet var mı diye bir yorumda bulunmuş. Evet, bununla ilgili Reci Ofusu ile eğer yollar ayrılması halinde Ukrayna'dan bir futbolcunun transfer edilmesi gündemde. Kevin teknik direktör Mustafa Erdi bu konuyla alakalı zaten bir açıklamada bulundu. Ofusu eğer giderse bir Ukrayna'dan futbolcu gelecektir. Kesinlikle. Yani anlaşılırsa gelecektir. Evren Şimşirli yayınlar demiş. Sevinç Koca'yı yayınlar demiş. Eren Kutlu yine aynı soruyu sormuş. Ahmet İnce, performans kadar biraz da inanç olması lazım diye düşünüyorum. Siz bir basın mensubu olarak bu inancı görebiliyor musunuz diye bir yorumda. Ben takımda göremiyordum ama o seviye hani bir tık artmaya başladı. Her ne kadar gücü yetmeyen bir takım olsa da Balıkesir maçında golden sonra olan sevinçleri gördüğümde takımın galibiyeti ister görüntüsünün olması beni mutlu etti. Her ne kadar gücü olmasa da bak, gücü yok ya zaten Balıkesir zor atıyor golü. Evet. Ama isteyen bir tarafı var Bursaspor'un. Evet. Bunu net bir şekilde gördüm. Golden sonraki sevinci gördün değil mi Oktay? Çıldırdılar Pedro vesaire. Evet. Buna önemli. Yani golden sonra adam sevinmeyi de bilir. Değil mi? Küsse, esse ve ruhu olmasa. Erdal Aygün, günde birer saatlik iki antrenmanla Mustafa Er bizim yetenek eksiği futbolculara ne katabilir? Bir haftalık bye pack de bir şey değiştirmeyecektir. Şansla Keçiören Gücü maçını kazanırsak ne ala demiş Erdal Aygün abi. Yani umarım cumartesi günü oynanacak maç ve bu maçı kazanıp geleceğe umutla bakabiliriz abi. Tek duamız, tek isteğimiz takımdan bu. Yani ben Enver'den, Bifuma'dan çok şeyler bekliyorum. Yani yapabileceklerini anlıyorum aynı şekilde var, de. Yaparlar Oktay, yaparlar. Bruno'dan. Yani Bifuma banko zaten ya. Bifuma banko Enver takımla birlikte çalışmaya başladı. O da performansını yukarıya çekerse çok güzel şeyler katacaktır bu takıma diye düşünüyorum. Ve Bursaspor yani önümüzde şimdi puan tablo yani fikstürü açtığımızda abi 5 maçta minimum 10 puan almamız gerekiyor ki son 4 maçta da hani bu son 4 maça kaldığında abi zaten iş rahatlıyor. Biz önümüzdeki... Ya zaten rakiplerine karşı oynuyor da yani. Evet. Rakiplerine karşı oynuyor. Sen adamları demoralize ettiğin zaman çok rahat işe gidersin. Yani sen Denizli'yim abi. Şu an abi Denizli rakibi oyun kazanırsın altına alırsın direkt. Dön Gençler Birliği direkt rakibin. Dön Kocaeli Spor direkt evet, rakibin. Dön Menemen Spor direkt rakibin. Yani, zaten Menemen'le son hafta oynuyorsun. Yani o maçı çok... kalırsa zaten burada boğarsın yani Menemen.
filan. Abi burada inşallah. Burada menemeni var ya hani. Oho menemeni. Bir de kayyum atandı olayı var abi. Orada da çok ilginç şeyler oluyor. Menemeni burada yani... boğarsın. Son maça kalmasın tabii ki. Kalacağına da inanmıyorum ama son maçı kalırsa burada oho. Yani Timsah Park da menemen falan. Burada turşu olur Oktay. Kesinlikle. Ama son maça kalmaz. Son maça kalmaz. Buna inanalım. Dediğim gibi Keçiören Gücü ve Kocaeli tak tak 6 puan. Bir anda bakmışsın daha neredeyim ben. Kesinlikle abi. Eren yazmış ki abi doğum günümü kutlayacaktım ama ilk önce Bursa Spor'da bugün demiş. Teşekkürlerimi sunalım. Doğum gününü kutlu olsun Eren. Eren'in doğum günü müymüş? Evet. Eren doğum günü kutlu olsun. Kutluyorum abi. Bizim sıkı takmışım. Evet. Evet abi. Abi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Oktay şimdi... bugün izleyenlerimize de belirtelim. Timsah Park'ta ilgili ciddi bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu daha önce de yaşanmıştı. Güvenlik anlamında çok büyük sıkıntılar yaşıyor Bursa Spor Kulübü. Timsah Park civarında. Buraya koskocaman bir stadyum. Bombuş etrafında yani. İnsan yok, bir şey yok. Çok altıl bir şekilde atılmış. Paslanmış demirler. İşte efendim söyleyeyim musluklar, kopmuş musluklar. Tavandan akan sular. Yerden çıkan otlar. Yerden çıkan böyle. Otlar. Boş yani stadyumun içi yani. Rezalet zaten bak. Bir gün stadyumun içiyle alakalı bile böyle bir video çekip izleyenlerimize sadece stadyum şimdi tabii ki taraftarla giriyor, çıkıyor aynı yerden. Biraz da stadyumun içini, locaların son durumunu, kullanılmayan locaların, merdivenler. Biz maçtan sonra merdivene inerken ne yapıyoruz Oktay? Telefonun flaşını açıyoruz. Yok, elektrik yok Bursa Spor. Yani şey yok, aydınlatma yok. O şey yerler toprak. Hani yerler yok. Aynı merdivende şey olarak. Şey, inşaat merdiveni inşaat olur merdiveni. Ya. Yani bir şey yapılmadı. Yapılmamış. Yani nasıl atılmamış. İnşaatta yapıldıysa öyle kaldı. 7 sene oldu değil mi yapıldı? Evet. Yani şaka yani gibi. Bir çekmeye kalksak çekemezsin de ışık olması lazım. Işık falan yok yani. Tuvalette bir şey yok. Efendime söyleyeyim basın odası bir adam orada ardaya yapmış. Örümcekler halay çekiyor ya. Ben halay çeken örümcek gördüm Oktay yani Timsah Park'ta. Kesinlikle. Örümcek ağlarında kendi Spider-Man zanneden örümcekler var. Onlar bile gülüyor. Maalesef ya bir basın toplantı odası var. Sanki Dünya Kupası finali oynasa orası dolmaz yani. Çok haklısın abi. Yani çok kötü, çok kötü. Yani Timsah Park çok kötü. Timsah Park'ın dışı seni, içi beni yakar cinsinden. Bir izleyicimiz şeyi sormuş. Dükkanlar ihaleye çıkıyordu. Ne oldu o durum? Biz bugün baktık anasını. Dükkanlara. Hiçbir dükkan tutulmuş. Bir tane dükkan tutulmuş işte şey ambalaj yazan. Diğer vardı. Vardı. Ne oldu onlar anlamadım. Ben 3 tane 4 tane dükkan tutuldu. Hatta onunla ilgili haber yapacaktık. Ama sonra şu anda bir baktık yok yani dükkan. Evet. Tutulan dükkan yok. Çok niye tutsun bir lokta ya? Evet. Niye evet. Tutsun yani yok. Bir demirler memirler var yani. Dedin ya sen yoldan geçerken bir şey alacak. Adam belki hamburger alacak. Hamburger. Nasıl alacak hamburgeri ya? Giremez ki yani. İçeri girmesi sorun çıkması sorun. Yani her şey sorun. Başlı başına bir de tam yani karşısında hastane var şu anda. Yani hiçbir şekilde kompakt olarak düzenlenmiş bir stadyum değil. Hastane var. Hastane açıldığı zaman zaten o stadyuma nasıl gideceğiz ben bilmiyorum. Biz stat'tan çıktık. Stat'la bizim ofis arası 2 kilometre belki 3 kilometre neyse artık. Biz bu yarım saatte falan geldik. Evet. Trafiğe takılıyoruz bilmem ne. Şu anda hastane açıldıktan sonra bir de hastane açıldıktan sonra biz maça nasıl gideceğiz bilmiyorum Oktay. Helikopter artık yapılacak bir şeyler Oktay. Kesinlikle. Yani Timsah Park'la ilgili yorumlarımız zaten bu yayından önce biz Timsah Park'tan geldik. Orada derinlemesine değerlendirdik. O videoyu da izlemenizi rica ederiz. Bursaspor'la ilgili son gelişmeleri zaten Bursaspor'da bugünden takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Haftanın maçsız geçmesi bizi üzüyor. Evet, bizi üzüyor. Yapacağımız yorumlar zaten bu kadar. Antrenmanlara gidip oradaki tüm gelişmeleri zaten size aktarıyoruz. Yarın da yine antrenman var. Oradaki gelişmeleri Bursaspor'da bugün hem internet sitesinden hem de sosyal medya aracılığıyla bizden öğrenebilirsiniz. Pres'ten bu kadar Oktay. Ben sözü sana bırakayım. Kapanış yap. Değerli izleyenlerimiz bu haftada Pres'i gerçekleştiriyoruz. Bursaspor'a dair bütün haberleri Bursaspor'da bugün.com'dan sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Bursaspor'un bütün gündemini Bursaspor'da bugünden ulaşabilirsiniz. Programımızı şimdilik sonlandırıyoruz. Ben Oktay Kara, Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Hoşçakalın.